Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmaların güncel durumları hakkında bilgi almak amacıyla Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Marmara Derin Deşarj Sistemi Koordinasyon Toplantısına katıldı. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde organize sanayi bölgelerinin altyapıları, arıtma tesisleri ve derin deşarj sistemini içeren projelerin son durumları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'a anlatıldı. Proje çerçevesinde tamamlanan OSB müşterek atık su arıtma tesisleri, derin deşarj sistemi ve OSB altyapı, atık su kolektör ve şebeke hatlarında gelinen aşamaların bilgisi verildi. Yabancı sermayeli firmalar da Tekirdağ'ı çok tercih ediyorlar. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'dan sonra Türkiye'de en fazla yabancı sermayelerin kümelendiği il durumundayız. 5. sırada yer almaktayız. Ergene temiz akacak, millet nefes alacak ilkesiyle başlatılan eylem planı çerçevesinde Ergene Havzası'nın temizlenme süreci hakkında bilgilerin aktarıldığı Şentop, hedeflerinin Trakya'nın rahat nefes almasını sağlamak olduğunu söyledi. Şentop, nasıl ki Haliç imkansız gibi görünse de bir başarı hikayesi oldu, Ergene'de öyle olsun diye çalışıyoruz. Bölgedeki tüm paydaşların yer aldığı, gereken tüm yaptırımların kapsam içerisinde olduğu çalışmalar üzerinde gayret sarf ediyoruz. Trakya rahat bir nefes alsın, tüm hedefimiz bu dedi. Tekirdağ Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Ergene Derin Deşarj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp Sözdinler ve kamu kuruluşlarının ilgili idarecileri katıldı.